Merhaba arkadaşlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Merhabalar sevgili terazi burçları. Temmuz ayında bizleri neler bekliyor? Aslında ben de dediğim gibi merak ediyorum. Şimdi astrolojik olarak terazi burcunu bu ay neler başına gelebilir? Nerelerden eksi ya da artı etkiler alıyoruz diye haritaya baktığım zaman göksel olarak çok etki aldığımız bir durum yok. 7. ev yani evlilik konularıyla alakalı seçimlerimizde duygusal davrandığımız ama beslendiğimiz konularda da genişleyerek çoğaldığımız bir süreç var. Burada bizi etkileyen sağlık sorunları olabilir. Şöyle iş konularındaki kaygılarımız ay sonuna doğru biraz yükselebilir. Kaygılı bir süreç geçirebiliriz. Bunlarla alakalı kafamızı, zihnimizi yorduğumuz, çözmeye çalıştığımız konular bize biraz sıkıntı yapabilir. Bunun haricinde arkadaş ve çevrenizdeki ilişkiler konusunda baktığımda güzel açılar var. Çevrenizin genişleyip güzelleştiği bir döngüye girebilirsiniz. Yani yeni insanlarla tanışıp yeni arkadaşlıklar kurabilirsiniz. Aşk konularına baktığım zaman burada ya yeni bir yere gittiğinizde yeni bir aşkla karşılaşabilirsiniz. Hani sanki bir tatile gittim, tatilde yeni birisiyle karşılaştım aşkı olabilir. Bunun haricinde aslında astrolojik olarak aman aman bir durum yok. Satürn etkileri devam ediyor. Plüto da yandan yandan vuruyor ama herkes her burç olduğu için artık başımıza gelen olumsuz ya da tıkanık konularla alakalı çok fazla kaygılı olmanıza gerek yok. Bugünlerde geçecek diyorum. Bakın nasıl nasıl hanemizde bir nazar var ve bu nazar önümüzdeki süreci de etkiliyor. Hemen adaçayı, tütsüsü ve nazar duaları okumanızı tavsiye ediyorum. Şimdi evlilikler. Evliliklerde karşınızdaki kişi küt kafalı bir kişi çıkıyor. Küt düşünceleri var yani. Böyle elinde, önünde bir tane sepet. Sepetini doldurmaya çalışıyor. Önünde siz mi varsınız? Yanında siz mi varsınız? Çok da umursamamış tavırlarda çıkıyor. Biz terazi burcu olarak evliliğimizde çok yorumsuz kalacağız. Yani konulara ve kişilerin tavırlarına ne evet ne hayır dediğimiz bir sürecin içerisinde çıkıyoruz. Özellikle ilk 15 gün he tamam dediğimiz, ben geliyorum ben gidiyorum çok fazla iletişim halinde olmadığımız bir sürecin içinde çıkıyoruz. Yani karşımızdaki bizi çok seviyor. Biz onu çok seviyoruz. Sarmaş dolaşız. Aman ne mutlu evliliğimiz diyemiyorum buradaki görselde. Ortada bir kazan kaynıyor. Siz biraz para atıyorsunuz. O biraz para atmaya çalışıyor. Ev, hane, ilişkiler konusunda siz istediğimi almıyorum ama istediğinde vermiyorum der gibi çıkıyorsunuz. Yüzeysel olarak bu ayın ilk 15 gününü geçirmeye çalışacaksınız. Ondan sonrasında bir konu, bir yük sizi yakınlaştıracak. Yani belki de bu zamana kadar olan bu sıkıntılı konuşmama, görüşmeme ya da işte biraz mesafe koyma sürecinin sıkıntı yaptığı ve artık karşılıklı konuşmamız gerekir bu konuları, hadi çözelim dediğiniz bir sürecin içine geliyorsunuz. Neden? Çünkü biz küsmeye dayanamayız. İnsanları mutsuz görmeye de dayanamayız. O yüzden bir ortak nokta bulma çabasında olacağımızı görüyorum. Temmuz'un 3. haftası özellikle yükümüzü almışız, ortaya koymuşuz. Bu yükle alakalı karşımızdaki kişiyle ortada bir konu konuşuluyor, tartışılıyor, çözüm bulunmaya çalışılıyor. Çözümler tabii ki bulunacak. O yük de oradan gidecek ve ay sonunda daha rahat ilişkiler konusunda geleceğimizi düşünüyorum. Dışarıdan hırlayan bir kişi var. Sanki böyle size de çok destek vermeyen, yaptıklarınızı ya da konuşmalarınızı biraz sorgulayan bir kişi. Bu kişiye de aslında sanki biraz şöyle sen çekil kenara diyeceğiniz, ben evliliğimi, kendi hayatımı, eşimi idare edebilirim diyeceğiniz bir konu da söz konusu olabilir. Bu konularla da bağlı aslında bir kişiye de takılacaksınız siz aile tarafından bir kişiye. Kim bu kişi şimdi diyesim var. Teraziyim ya ben. Teraziyim ya ben de düşünüyorum sizinle birlikte. Şimdi kim bu kişi? Evliliğinizde kardeş, karşı tarafın kardeşi olabilir. Ablası, abisi, yakın arkadaşı, annesi babası tabii. Yani bu tarz bir kişi sanki böyle arkanızdan size bir şeyler söylemeye çalışıyor. Kendince sizi uyarmaya çalışıyor ama böyle bir köpek görselinde, hani böyle köpek bir şeyler ister ya, ayağa kalkar, iki ayağının üzerine kalkar. Aynı o şekilde çıkıyor. Yani sizden bir şeyler istiyor ama sizin işinize gelmiyor bu istediği. Sanki sizden yapılması zor bir şey istiyormuş gibi duruyor. Hani alttan alma diyor.
Sen yapma, o sen sus mu diyor. Ne diyorsa diyor ama siz bu kişiye diyorsunuz ki çekil kenara artık biraz. Bırak beni, tamam ben hallediyorum der gibi çıkıyoruz. Biz süreci düzelteceğiz. Bu konu neyse uzun uzadıya konuşmadan bir süre düşünüp sonrasında da toparlayacağımız bir konu olarak çıkıyor. Ayrılıktır, uzaklaşmadır demiyorum. Mesafeler araya da girebilir tabii ki. Çünkü bir mesafe görseli de vardı ama bu evde mesafe, şehirsel olarak mesafe de olabilir ama sonuç olarak ilişkinizin çok yoğun sarmaş dolaş geçmeyeceği bir evlilik süreci görünüyor. Şimdi bir de sevgili konularına gelelim. Yani terazi burcu olup da sevgilisiyle, ilişkisiyle alakalı bu ay neler olur? Önümüzdeki süreçte bizi neler bekliyor düşüncesinde olanlarınız var ise eğer. Karşınızdaki kişi geçmişinde çok sıkıntılar yaşamış, para kazanmış, para kaybetmiş bir kişi olarak duruyor. Siz bu kişiye tam olarak güvenmiyorsunuz. Yani kollarınızı açmış gel bana demiyorsunuz. Tereddütte olduğunuz bir nokta var. Tereddütte olduğunuz bir konu var. Sanki bir şeyleri biriktiriyorsunuz. Eğer bu kafanızdaki olan düşünceleri bu ay içerisinde sonuca ulaştırabilirseniz bu kişiye tüm pencerelerinizi açıyorsunuz. Çok güzel bir yıldız var kafanızda. Ben şöyle söyleyebilirim. Bu karşınızdaki kişi evet geçmişte çok büyük sıkıntılar yaşamış. Hala daha devam eden sıkıntıları var ama aranızda çok güzel bir iletişim var. Bu takılı olduğunuz, düşündüğünüz konularda bu kişi size çok güzel bir şekilde gelecek. Birçok zor olur dediğiniz konuyu da bu kişiyle çok güzel bir şekilde özellikle bu ay halledeceksiniz diyebilirim. Güzel bir kapı açılıyor. Kapı tam olarak böyle dimdik ayakta durmuyor. Biraz yamulmuş. Bu kapıyı düzeltmek aslında biraz sizin elinizde. Çünkü ona karşı olan düşüncelerinizde zaman zaman tereddütleriniz var. Bunu aşmanız lazım. İş konularıyla alakalı baktığım zaman bir deve ama devenin üstünde de bir haber var. Şimdi almayı yapmayı düşündüğünüz bir konu var ama ayaklarınız birbirine dolanmış. Yani siz bir şeyleri yapmak istiyorsunuz ama bunun için sanki bir yerden bir haber gelmesi lazım. Ayaklarınız dolanmış. Hem gitmem lazım diyorsunuz, hem gidemiyorsunuz. Hem koşmam lazım, hızlıca karar vermem lazım diyorsunuz, veremiyorsunuz. İlk 10 gün bu konularla alakalı böyle karışık bir süreç geçireceksiniz. Hatta bir yolunuz kapanmış görünüyor. Yani gitmeyi planladığınız işinizle alakalı ya da yapmayı planladığınız konuyla alakalı çat diye bir kapı önünüze kapanmış olmaz denmiş. 10 gün içerisinde yani Temmuz'un 1 ile 10 arasında bunlar yaşandıktan sonra hayatınız öyle bir akış olacak ki bu sıkıntıların hepsi önünüzden akıyor, aydınlanıyor. Çok geniş bir yol çıkacak. 1-2 gün yani 12, 13, 14 gibi önünüze gelecek olan fırsatları çok güzel değerlendireceğinizi düşünüyorum. Burada artık sıkıntılarınızı üstünüze almışsınız. Birileriyle konuşarak yolunuzu açmış, aydınlık bir şekilde yolunuzda devam ediyor olarak çıkıyorsunuz. Bir iş değişikliği planınız varsa o iş değişikliğinin haberi gelecek ve işinize başlayacaksınız. Ya da işinizde istediğiniz bir şeyler varsa ve ayaklarınız birbirine dolanıyor, işinize gitmekte zorluk çekiyorsunuz. Bu konuda bir aydınlanmanız olacak. Bana kalırsa İşten çıkmak isteyenler işten de çıkabilirler ama akabinde hemen yeni bir işe başlayacaklar gibi de görünüyor. Çevrenizde insanlar var, onlarla konuşacaksınız. Onların size konuşmalarındaki sıkıntıları lütfen duymazdan gelin. İnsanlar biraz fazla bulundukları yerde uzun süre kaldıkları zaman sıkıntıları büyütebilirler. Çevrenizde sıkıntıları büyüten kişiler var. Çok takılmadan yolunuza devam edin çünkü yolunuz sizin aydınlık ve açık. Hatta bu iş yeriyle alakalı olarak siz girdiğiniz bu iş yerinde özellikle Temmuz sonunda sanki ortada böyle bir kazan var. O kazandan sular içiyorsunuz olarak görünüyor. Yani bulunduğunuz yerde keyif alacaksınız. O bulunduğunuz yerde yaptığınız işin karşılığını alacaksınız. Yaptığınız iş her neyse size fayda sağlayacak, zararını görmeyeceksiniz diyebilirim. Bir de tabağımızdan bakacak olursak eğer falımıza. Şimdi tabağımızda bakalım, bakalım tabağımızda neler var. Tabağımızda da aynı görseller var mı yoksa farklı farklı bir şeyler çıkıyor mu? Şimdi aile hayatında burada tartışmalar, konuşmalar görünüyor. Üzerine iki tarafta yük yapmış. Bir tarafın iş konularının çok fazla yük yaptığı, diğer tarafında gene iş konuları ve başka konuları yük yaptığı görünüyor. Bu süreç 15 gün bakın gördüğünüz gibi devam ediyor. Ama ondan sonra birçok insanla birlikte olduğunuz bir süreç var. Ya tatile gideceksiniz, ya aile görüşmelerine gideceksiniz. Topluluk içerisinde tartışmaları bir kenara atıp keyifli bir vakit geçireceğiniz görünüyor. İş konularında burada bir at görseli var. Size sıkıntı yapan konularda güzel gelişmeler göreceksiniz.
Ama dolu mu boş mu tarafından baktığınızla alakalı bu. Eğer boş tarafından bakarsanız bu kısmeti de görmezden geleceksiniz. Eğer dolu tarafından bakarsanız bulunduğunuz yerde ilerleyen süreçte özellikle Temmuz sonuna doğru almanız gereken paraları parça parça alıyorsunuz olarak çıkıyor. İç dünyanızda niyet ettiğiniz bir konu var. Bu konu biraz size yani konuşamadım gene. Bu niyet ettiğiniz konu bir süredir niyet ettiğiniz konu ve sanki artık siz kafanızda bu konuyu ya olmayacak galiba diye düşünüyorsunuz. Ama bu konularla alakalı da gene Temmuz sonunda birileriyle bir görüşmeniz var bu dileğinizle alakalı. Bu görüşmelerle bazı gelişmeler yaşayacaksınız. Bakın çevresi aydınlanmaya başlamış. Fazla üzerinize yük yapmayın. Su akar yolunu bulur. Bu dileğiniz olacak bir dilek gibi duruyor şu an. Aydınlanma var çünkü. Ama tabii ki daha zamanı var. Yani burada sizin kafanızda tuttuğunuz zaman biraz daha ötelenecek gibi duruyor. Birlikteliğinde sıkıntı yaşayanlar için benim birlikteliğimde sıkıntı var. Evlilik olur mu diyorsanız olmaz. Benim birlikteliğimde sıkıntı var. Evliliğim sıkıntıya girer mi diyorsanız o da girmez. Ama tartışmalar çok fazla olabilir. Dikkatli olmakta fayda var. Burada karşılıklı atışmalar çok fazla görünüyor. İç dünyanızın da dışarıya yansıdığı, aslında içim bir, dışım bir dediğiniz ama karşı tarafın çok anlamlandıramadığı süreçlerde söz konusu. Para beklentisi içinde olanlar Temmuz'un ilk haftasında paralarını bu arada alacaklar. İşinize yarar mı bilmem ama geldiği gibi gidiyor paranız da. Herkes de olduğu gibi değil mi? Evet sevgili terazi burçları. Temmuz ayımız güzel geçsin. Hemen söyleyelim. Sağlıklı, sıhhatli, keyifli, huzurlu, mutlu, aşk ve sevgi dolu, para dolu bir ay bizi bekliyor diyelim. Gelmekte olanlar gelsin, bize huzur versin. Bu aylık da bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki falımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.